Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 6. sınıf fen bilimleri dersi, açık uçlu örnek sınav, 1. senaryo. 1. sorumuza, güneş sistemine ait görselde gezegenler numaralandırarak verilmiş arkadaşlar. Güneşimiz burada, gezegenlerde büyüklüklerine göre verilmiş ve numaralandırılmış. Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Hangileri iç gezegendir diyor arkadaşlar. İç gezegen şuradaki gezegenlerimizdir arkadaşlar. Yani 1, 2, 3 ve 4 numaralı gezegenler iç gezegenlerdir. Dış gezegenlerde ise geri kalan diğer 4 gezegenimiz yani 5, 6, 7 ve 8 numaralı gezegenlerimiz de dış gezegenlerdir. Büyükten küçüğe sıralamada zaten arkadaşlar buradaki görselde de gezegenlerin büyüklükleri verilmiş. Buna göre de yapabilirsiniz. Ancak ben yine sıralıyorum arkadaşlar. 5 en büyüktür. Daha sonra 6, sonra 7, sonra 8, sonra 3 numara, 2 numara, 4 numara ve en küçüğümüz 1 numaralı gezegenimizdir. İkinci soruda ise bir tutulma verilmiş. Bir tutulmanın görseline bakarak burada güneşimiz var, ortada ayımız var, dünya var. Görseldeki tutulma ile ilgili aşağıdaki soruları Cevaplayınız. Bu tutulmanın adı nedir arkadaşlar? Evet bu tutulmanın adı arkadaşlar güneş tutulmasının görseli verilmiştir. Güneş tutulması olarak yazdım. de ayın hangi evrede olduğunu yazınız arkadaşlar. Evet burada ayın konumuna baktığımız zaman ay yeni ay konumunda olması gerekmektedir. C gölgesi oluşan gök cisminin adı burada arkadaşlar ayın gölgesi oluşmuştur. Ve bu ayın gölgesi arkadaşlar dünyada her noktada değil belirli noktada olur. Dünyada belirli noktalarda oluşur. Dünyanın her tarafında oluşmaz. Üçüncü soru. Ay tutulması modeli oluşturmak için aşağıdaki görselde verilen toplar gök cisimlerinin şekilleri ve büyüklükleri dikkat alarak seçilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Oluşturulacak modelde seçilen topların numaralarını ve temsil ettiği gök cisimlerini yazalım. Evet buradaki arkadaşlar bir numara ee, şekline de baktığımız zaman en büyük olan en büyük olan güneşimizdir. 2'ye bakalım. 2 buradakilerin en küçüğü. 2 de ayı temsil etmektedir. Evet 3 numarada arkadaşlar e, gölgeden bahsetmiş. Burada tam küresel olmayan 4 numarada ise arkadaşlar dünyayı temsil etmektedir. B de seçilen topların numarasını ay tutulması modeli oluşturacak şekilde sıralayınız. Evet, ay tutulması olması için arkadaşlar en başta güneşimiz olacak. Güneşten sonra dünyamız olacak. Dünyadan sonra ayımız olacak. Yani 1 4 2 olacak. Ve bunlar arkadaşlar mutlaka aynı doğrultuda olması gerekmektedir. Dördüncü soru. Destek ve hareket sistemi ile ilgili kavram artistik boşluklara uygun kavramları yazalım. Destek ve hareket sistemi oluşur. Neden oluşur demiş. Eklemlerden, kastan ve kemiklerden oluşur. Buradaki kaslar, kaslarımız bizim. Çizgili kaslarımız var. Düz kaslarımız var. Bir de kalp kasımız var. Kemiklerde ise kemik çeşitlerimiz uzun kemik, kısa kemiğimiz bir de yassı kemiğimiz bulunmakta. Eklemlere geldiğimiz vakit arkadaşlar oynamaz eklemi vermiş. İkinci eklem çeşitimiz oynar eklem. Üçüncü eklem çeşitimiz ise yarı oynar eklemdir. Beşinci soru sindirim sisteminin yapımı ve organları aşağıdaki görselde numaralar verilmiştir. Görseldeki yapı ve numaraların organlarını kullanarak besinlerin kimyasal sindiriminin başladığı ve bittiği yerleri yazalım. Öncelikle buradaki 1'den 6'ya kadar olan organların isimlerini bulalım. En başta arkadaşlar 1. 1 numara ağız, sindirim ağızla başlar. Daha sonra 2 numara yutak ile devam eder. Yutaktan yemek borusuna geçer. 3 numara yemek borusu. Yemek borusundan midemize geldi. Mideden 5 numara ince bağırsak. Ve son olarak 6 numara görselde kalın bağırsak olarak verilmişti. Şimdi alttaki tablomuza geçelim. Kimyasal sindirimin başladığı yer, kimyasal sindirimin başladığı yer, şuradan numaralarımıza bakalım. Kimyasal sindirim ağızla başlar arkadaşlar. Karbonhidratların sindirimi ağızla başlar. Yağların sindirimi ise arkadaşlar ağızda olmaz. Yağların sindirimi ince bağırsakta olur. Proteinlerin sindirimi de ise midede başlar. Kimyasal sindirimin bittiği yer karbonhidratlar ağızda başlamıştı. Bittiği yer 5 numaralı ince bağırsaktır. Yağlar ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta biter. Proteinler ise midede başlamıştı. İnce bağırsakta 5 numarada tamamlar. Altıncı soru, bir öğretmen öğrencilerinden görseldeki organları sindirimle ilgili belirlediği ortak bir özelliğe göre numaralandırmaları istemiştir. Öğrenci seçtiği organları görselde yıldız ile işaretleyerek doğru gruplandırma yapmıştır. Buna göre öğretmenin belirlediği ortak özellik ne olabilir? Evet bakalım arkadaşlar buradaki organımız karaciğer, diğer ise pankreastır. Buna göre öğretmenin belirlediği orta gözelik ne diye sorduğu için arkadaşlar her ikisi de sindirime yardımcıdır. Sindirime yardım yazıyorum arkadaşlar. Yedinci soru. İnsan vücudunda bulunan bazı yapı ve organlar ile ilgili görselde aşağıda numaralanmıştır. Görseldeki yapı ve organlardan dolaşım sistemine ait olanlara belirerek numaralarıyla birlikte yazalım. Evet burada iki numarada kan damarları var. Daha sonra 3 numara kalp yine dolaşımda görev alır. Ve bir de 5 numaraya bakalım arkadaşlar. Kan dolaşım sisteminin en önemli parçasıdır. Burada dikkat etmemiz gereken 5 numara arkadaşlar organ, organ olarak değil yap olarak. Çünkü burada yapı ve organlar dediği için arkadaşlar 5 numarayı kan olarak yapı olarak alabiliriz. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların numaralarıyla birlikte görevlerini birer cümleyle yazınız. Bakalım buradaki 2 numara. 2 numara kan damarları yazalım. Kan damarlarının görevi nedir? Het evet, dolaşımdaki İlk organımız kan damarlarda kan damarları vücutta kanı kalp akciğer ve organlar arasında hareketini sağlar. Kalp gerekli maddeleri kan ile organlara ulaştırır. Bunu kanı pompalama görevi yapar. 5 kan oksijen, karbondioksit, mineral, sindir sindirilmiş besin ve vitaminleri taşır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.